Günümüzde diyabet halk arasında daha yaygın adıyla bilinen şeker hastalığı, kan şekeri yüksekliği sonucu oluşan birçok organ tutulumuna neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Toplumların en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabette yeni tedavi yaklaşımları ve gelişen ilaçlar sayesinde ölümcül olan akut komplikasyonlarına günümüzde daha az rastlanmaktadır. Fakat özellikle uzun dönemde gelişen komplikasyonlar sıklıkla hayatı kısıtlayacak düzeyde olabilmektedir. Diyabetten etkilenen organa göre farklı bulgular gözlenmekte, el ve ayaklarda nöropati, böbreklerde nefropati, gözlerde retinopati ve diyabetik ayak gelişebilmektedir. Özellikle diyabetik ayak hastaların hastaneye başvurma nedenlerinin %20'sini oluşturmaktadır. Buna ek olarak amputasyon ameliyatlarının %50 ila %70'ini diyabetli hastalar oluşturmaktadır. Eğer bir diyabet hastası organ kaybı yaşadıysa, ikinci bir ameliyat riski 2 yıl içerisinde %50 olabilmektedir. Diyabet hastalarının %70'inde ayak sorunları gelişmekte ve diabetik ayak yaraları ortaya çıkmaktadır. Medikal Park göztepe Hastanesi Diyabetik Ayak Polikliniği'nden Profesör Doktor Marif Mutlu Cihangiroğlu Diyabetik ayağın belirtilerini anlattıktan sonra korunma yöntemleri hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Diyabet hastalarında ilk belirti ayak yaraları olabilmektedir. Ayak yaralarının oluşumuna yol açan başlıca nedenler ise kontrolsüz şeker kullanımı, kontrolsüz bilinçsiz diyet, damar tıkanıklığı ve damar darlığı, sinir hasarı, ayak hijyen koşullarının yeterli düzeyde sağlanmamasıdır. Aynı zamanda bacaklarda ağrı da yaşanabilir ve bu ağrının en önemli nedeni damar darlık ve tıkanıklıklarıyla yürüme sırasında baldır kaslarına ihtiyaç duyulan kanın gönderilememesidir. Bu durum başlangıçta belirti vermeyebilir. Fakat damarda daralma ve tıkanıklıklar arttıkça bacaklarda ağrı kendisini hissettirir. Bu ağrı zaman içinde şiddetlenebilir ve kişi yürüyüşü sırasında durup dinlenmek zorunda kalabilir. İlk başlarda ağrı dinlenmekle geçebilir. Fakat önlem alınmazsa ileri dönemde istirahat sırasında da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler dışında bacaklarda soğukluk, üşüme hissi, renk değişikliği, tüylerin dökülmesi ve ileri dönemde iyileşmeyen yaralar ve ülser ortaya çıkabilir. Peki diyabetik ayak nasıl teşhis edilir? Hastanın muayenesinde nabızlar alınamadığı zaman ilk tanı yöntemi Doppler ultrasonografidir. Bununla sorun saptandıktan sonra tedavi öncesi planlama için anjiyografi yani damarların görüntülenmesi yapılır. Bu teknik bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ya da kateter anjiyografi ile yapılabilir. Kateter anjiyografi ile teşhis önemli oranda konulabilirken günümüzde bilgisayarlı tomografi ya da MR anjiyografide de yüksek doğrulukta tanı konulabilmektedir. Diyabetik ayak tedavi yöntemleri nelerdir? Diyabetik ayak tedavisinde multidisipliner bir çalışma söz konusudur. Hasta diyabet ayak şikayetiyle başvurduğunda, hastada ülser ve gangrenöz yara varsa öncelikle tıbbi tedaviye yani antibiyotik, kan sulandırıcı ilaçlar, kan şekeri düzenlenmesine başlanır. Aynı zamanda ortopedi birimi tarafından acil debridman gerekiyor ise işlem gerçekleştirilir. Bu işlemin devamında aynı gün ya da bir gün sonrasında damar darlık ve tıkanıklığının tedavisine başlanır. Girişimsel radyolojide damar darlık ve tıkanıklıkları direkt damar yoluyla girilerek tedavi edilir. Temel tedavi yönteminde amaç balon ya da stent ile darlık veya tıkanıklığın giderilmesidir. Girişimsel radyoloji yöntemleriyle yapılan direkt ciltten balon ve stent tedavilerinin cerrahi yöntemlere göre avantajları şunlardır hastanede kalış süresinin kısa olması, geniş ameliyat kesesi oluşturulmaması, anestezi narkoz gerektirmemesi ve komplikasyon gelişme riskinin daha az olmasıdır. Yeni teknoloji ürünü trombektomi ve ateroktomi sistemleriyle damar tıkanıklıklarına yol açan trombus ve ateron plakları da temizlenebilmektedir. Stent ya da bolon uygulanamayan uzun mesafeli darlık ve tıkanıklıklarda ise, damar cerrahisi tarafından bypass ameliyatları uygulanmakta ve yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Buradaki önemli konu tedavi planlanırken mutlaka kombine tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu kapsamda damar tedavileriyle birlikte kan şekerinin düzenlenmesi, diyetin düzenlenmesi, ayaktaki yaralara yönelik antibiyotik tedavisi ve pansuman uygulaması, ayakta gangrenöz yaralara yönelik debridman yapılması, hiperbarik oksijen tedavisi ve destekleyici tedavi yöntemleriyle multidisipliner bir uygulama yapılmalıdır. Tedavi sonrasında genel durum değerlendirildiğinde tedavi uygulanan hastalarda doku ve organ kaybı oranları %15'in altına düşmektedir. Tedavi işlemini izleyen ilk 6 ay içinde tedavi yapılan damarda %5 ila %50 oranında tekrar daralma gelişebilmektedir. Burada tedavi etkinliğini belirleyen bazı unsurlar vardır. Tedavi uygulanan damarın yapısı, tedavi öncesi darlık ya da tıkanıklığın derecesi, şeker kontrolü, tedavi tekniği ile hastanın genel durumu ve alışkanlıkları gibi faktörler tedavi etkinliği üzerinde oldukça önemlidir. Tedavi edilmeyen hastalarda ise doku ya da organ kayıpları gelişebilmekte, hastalar ayaklarını kaybedebilmektedir. Bunun yanı sıra yaşamı tehdit eden riskler de ortaya çıkabilmektedir. Diyabetik ayak gelişiminden korunmak ve diyabetik ayak tedavisi sonrası hastalığın tekrarlanmasını önlemek için 7 kural şöyle: 1. Kan şekeri takibi düzenli bir şekilde yapılmalı ve ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır. 2. Belirlenen diyete uyulmalı ve düzenli yemek alışkanlığı kazanılmalıdır. 3. Tütün, tütün ürünleri ve alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır. 4. Günde en az 8000 adım olacak şekilde yürüyüşler yapılmalıdır. 5. Ayak hijyenine dikkat edilmeli ve her gün ayakların yıkanarak temiz çorap giyilmesi çok önemlidir. 6. Ayakkabı seçimine dikkat edilmeli, diyabet hastalarına yönelik ayakkabı ve çorapların kullanılmasına özen gösterilmelidir. 7. Çıplak ayakta dolaşılmaması da diyabetik ayaktan korunma konusunda önemli bir faktördür. Diyabetik ayak tedavisi nasıl yapılır? Diyabetik ayak ülseri ve bası yaraları uygun şekilde tedavi edilmediğinde kangrene dönüşebilir ve amputasyon gerekebilir. Amputasyon, enfeksiyonun ilerlemesini engellemek için enfekte olan uzvun kesilmesi anlamına gelir. Diyabet nedeniyle ayak veya bacak amputasyonu yapılan hastaların yaklaşık %85'inde amputasyon öncesinde bir yara öyküsü vardır. Bu nedenle diyabetiklere ayak yaralarının açılmasını önlemek ya da yara açıldıysa onarmak büyük önem taşır. Diyabetik yaraları diğer yaralardan ayıran önemli özellikler, sinir ve kan damarlarının işlevlerinin bozulmuş olması ve diyabete bağlı diğer komplikasyonlar nedeniyle diğer yaralardan çok daha güç iyileşmeleridir. Yara bakımında birinci öncelik ölü dokuların uzaklaştırılmasıdır. Bu cerrahi yöntemlerle olabileceği gibi günümüzde yeni teknolojilerle gelişmiş yara bakım ürünleriyle de yapılabilir. Ölü dokuların gitmesiyle birlikte birçok aşamada amaç yarayı iyileştirecek hücrelerin uygun bir şekilde çoğalabileceği bir ortam sağlamaktır. Bunun için de uygun yara bakım stratejisi belirlenmeli, çeşitli diyabetik ayak pansumanları yapılıp yara bakım ürünlerinden hasta için en uygun olanı seçilmeli ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır sürekli gözlem yapılarak yaranın seyri değerlendirilmelidir. Kapanmayan yaralarda ya da kendi kendine kapanması güç yaralarda gereğinde vücudun başka yerlerinden doku alınarak onarım sağlamak mümkündür. Bu aşamaya gelmekten kaçınmak için birçok tedavi yöntemleri uygulanır. Diyabetik ayak yarası tedavisinde son yıllarda gen ve kök hücre tedavileri ön plana çıkmaktadır. Özellikle cilt yaraları doğrudan ulaşım kolaylığı nedeniyle gen tedavisi için çok uygundur. Büyüme faktörlerini içeren gen tedavilerinde çıplak DNA, viral transfeksiyon, yüksek basınçlı enjeksiyon yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca kişinin kendisinden ya da başka canlılardan alınarak kullanılabilen yağ dokusu, göbek bağı, kemik iliği gibi dokulardan elde edilerek kültür ortamında çoğaltılan bağ dokusu hücreleri olarak tanımlanabilecek menenkimel kök hücrelerinin kronik yağlarının tedavisi ile ilgili uygulamalarında umut verici klinik sonuçlar rapor edilmektedir.